İyi günler. Bugün medyanın gündemiyle birlikteyiz. Medyanın gündeminde neler var onu konuşacağız. Hocam galiba hayat pahalılığı ekonomi damgasını vurmuş gibi. Söz sende. Senin incelediğin gazetelerde Evet, neler var? bugün de hayat pahalılığı şeydeydi, manşetlerdeydi. Yalnız farklı farklı algılanmış. Şimdi isterseniz yavaş yavaş onları gösterelim. Cumhuriyet Gazetesi borç çıkmazı manşetiyle çıkmış bugün. AKP'nin 19 yıllık icraatı ülke borç batağında yurttaş nefessiz demiş. Boğaziçi'ne ayırmış daha sonra ilk sayfasını. Üçüncü haberi ise İlk sayfadaki mahkeme kızını istismar eden sanığa 45 yıl yerine 30 yıl hapis cezası verdi demiş. Takım elbise indirimi Türkiye için gerçekten ciddi bir problem. Türkiye toplumu için, Türkiye yargısı için. Yeni yaşam ne demiş? Kartel düzeni, kamu ihaleleri ve devlet garantileriyle büyüyen şirketler geleceğimizi de ipotek altına alıyor. Buna ayrıca değineceğim çünkü içeride Bahadır Özgür'le, Gazete Duvar yazarı Bahadır Evet. Özgür'le güzel bir söyleşi yapılmış. Bahadır Özgür önemli noktalara değinmiş. Evet. Onlara bakacağız. Bir gün gazetesi halkın derdi açlık demiş. İktidar yapay gündemlerle gerçek sorunlardan kaçıyor. Ekonomide yangın var. Saray yapay gündem peşinde koşarken yurttaş her şeyin farkında. Cumhur İttifakı eriyor ama muhalefet güçlenmiyor. Halk inandırıcı bir alternatif bekliyor demiş. Daha sonra rekor borca gizlilik örtüsü bu istismara son verilsin haberleriyle ilk sayfasını doldurmuş bir gün Evet. gazetesi. O zaman ben devam edeyim. Karar Gazetesi ile Karar Gazetesi enflasyon faturası esnafa çıktı manşetiyle çıkmış. Yine korkusuz bir kara deliğe, bir kabusa dikkat çekmiş. Sağlık Bakanlığı artık Sağlık Bakanlığı'nın Aralık ayı verileri kara deliği gösterdi diyor. Manşetinde şehir hastaneleri bir yılda 8,7 milyar lira yuttu. Ümran Avcı'nın haberi korkusuz da. Ümran Avcı deneyimli bir gazeteci. Verilerden yola çıkarak bunu işlemiş. Sözcü gazetesi millet geçinmek için alyansını bozduruyor manşetiyle çıkmış. Gerçekten de Meral Akşener'in sözü galiba. evet Meral Akşener'in sözü bunu manşetine almış. Yeni Çağ gazetesi esnaf kepenk halk kombi kapatıyor manşetiyle çıkmış. Gerçekten gazetelerin önemli bir bölümü ekonomik Ekonomiye krizi birinci gündem yapmış. yapmış. Tabii AKP yanlısı medyada ekonomik krizi gündem yapıyor. Lakin farklı bir biçimde yapmış. Şimdi isterseniz onlara Buyurun. bakalım. Hürriyet gazetesi ile Milliyet gazetesi bugün neredeyse aynı başlıkla çıkmış. İkisi de Aynı biliyorsunuz, mantıklarda aynı evet aynı zamanda. mantıkla çıkmış. İkisi de Demirören Holding'e ait iki Evet. gazete. Maliyet aynı. Bu zam niye demiş. Ticaret Bakanlığı ekipleri gıda maddelerine keyfi zam yapanları affetmedi. Alış fiyatı değişmediyse bu zam mı neden yaptınız sorusuna yanıt veremeyen işletmeleri 101 biner lira ceza kesti demiş. Dün konuşmuştuk galiba. Evet. Meseleyi tamamıyla marketlere atıyorlar. Haşmet Babaoğlu'nun geçen haftalarda bununla ilgili bir yazısı vardı. O dikkatimi çekmişti benim. O da bu BİM gibi, ŞOK gibi işte marketleri suçlayan bir yazı yazmıştı. Neden bu kadar pahalı diye. Ondan sonra gelmeye başladı arkası. Bir düğmeye basılmış gibi. Milliyet gazetesini okuyayım şimdi. Meyve şimdi lüks oldu demiş. Pazarda 5 liradan, markette 7 liradan düşük meyve yok. Evet. Üreticiden 2,5 liraya alınan aracı yüzünden 9,5 liraya, 2,5 liraya alınan ayva 9 liraya satılıyor demiş. Milliyet gazetesi Yeni Şafak ne demiş? Tabii Yeni Şafak biraz daha farklı görmüş, siyasi bir meseleyi konuşmuş. FETÖ hala en kritik görevlere sızıyor demiş. Tehlike geçmedi. Yani biraz topluma o korkuyu Evet. sürekli pompalayan, diri tutan
bir şey vermiş, duyguyla vermiş. Evet, şey, FETÖ tehlikesi hala geçmedi, iç düşmanlar hala duruyor. Dolayısıyla biraz daha OHAL yönetimi ne neyin benzer bir meşru, yönetim. Meşruiyetini... Evet, istibdat yönetiminin meşruiyetini böyle sağlamış oluyor, evet, bu haberleriyle. Çünkü devam da etmiş, spotunda şu şekilde verilmiş. FETÖ'ye dün yapılan operasyon, örgüt üyelerinin ihraçlar, gözaltılar, yargılamalar ve sıkı güvenlik soruşturmalarına rağmen hala devletin en hassas birimlerine sızabildiğini ortaya koydu demiş. Mesela son yaşta Tuğ Generali'ye terfi ederek Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanan Serdar Atasoy FETÖ'den dün gözaltına almış. Bu ne demek? Gazetenin mantığıyla konuşuyorum. FETÖ'yle ve terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Dolayısıyla baskı yönetimini biraz daha sürdürmemiz gerekiyor. Evet. Türkiye Gazetesi militarist bir manşet kullanarak işte Sincar'ı bitirme planı demiş. İkinci Kandilli operasyon meselesi. Ankara'nın sabrı taştığı operasyon yakın terör yuvasını dağıtmak için 4 senaryo hazırlandı demiş. Aşağıda Süleyman Soylu'nun sıçanlar gibi saklanıyorlar sözü. Bir F-16 galiba bu. F-16 kullanılmış haberde. Fotoğrafta, haberde. F-16 tam şeye giriyor burada. Fatma Nine HDP'den oğlunu istiyor. Fotoğrafının içine doğru giriyor. Burada sanırım ailelerin arkasında devletin desteğinin olduğu gösterilmek istenmiş, evet, mizampajda. Tabii Türkiye Gazetesi şeyi de vermiş, fahiş fiyata ceza yağdı. Diğer AKP yanlısı medya gibi. Aslında biz önümüzdeki günlerde bir zabıta polis işbirliğiyle marketlere baskınların da yapılacağını, tıpkı geçen yıl, geçen Mart aylarında yaptıkları gibi soğan ve patates terörist olarak ilan edilmişti. Evet, 2 yıl önceydi galiba değil mi? 2018'deydi yanlış hatırlamıyorum. Yok, daha bu şeyde yaptılar ama şimdi yine aynı şeyi yapacaklar. Yani aracılar aslında zam yapıyor, bu şeyin uygulanan politikanın bir suçu yok. Ben kararda bir başka habere dikkat çekmek istiyorum. Heyet değişti, Yargıtay kendi kararını bozdu, patron kurtuldu. Soma'dan bahsediyor. Soma'da, evet. 301 kişinin zincirleme ihmale can verdiği Soma'da kapkara hüküm üst başlığıyla vermiş. Gerçekten hükümet biliyorsunuz hem ekonomik hem hukuksal bir reforma hazırlanıyor. Reform bunu ne yapacak? Yani bütün yargının allak bullak edildiği bir ortamda hangi reform yapacak? Yani çok ilginç gerçekten. 5 üyesi var Yargıtay'ın bu davada. Evet. Yargıtay 301 kere müebbet verdikten sonra daha sonra şeyleri değişiyor değil mi? 3 üye, evet, değişiyor. Evet. Şimdi galiba 22 yıl verildi. Evet. Sizin var mı önerileriniz? Yok. Bir şey? Yok, tamam. İşlemek benim istediğimiz, konuşmak istediğimiz haber var sende. Şimdi şöyle. Yeni Yaşam gazetesinin bir haberi var. Çok önemli gördüm ben. Dün siz sormuştunuz bu 5 grup, 5'li çetenin önemi ne diye. Yeni Yaşam gazetesi bunu haberleştirmiş bugün. Bu evet, şirketler büyük üzerinde. Şirketler Kılıçdaroğlu'nu söylüyor. Evet. Yeni Yaşam gazetesinde haber, izleyiciler okuyabilir. Kamu ihaleleri ve devlet garantileriyle büyüyen şirketler geleceğimizde ipotek altına alınıyor diye ilk sayfadan verilmiş. İçeride neredeymiş? Sayfa 9'daymış. Gerçekten önemli bir haber olmuş bu. İçeride şöyle gözükmüş. Halktan alıp bu şirketlere veriyorlar. Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür'le bir söyleşiye dayanıyor haber. Bahadır Özgür ile kamu ihalelerinde dünya zirvesinde yer alan iktidara yakın 5 şirketi konuştuk. 3 başlık var haberde. Hemen kısaca söyleyeyim onları. Bu 5 şirket aldıkları kamu ihalelerini yine kamu bankalarından aldıkları krediler ile karşılıyorlar. Bu ATV'nin Kalyon Holding'e geçmesi aslında biraz da böyleydi. Daha sonra Doğan grubundan Demirören'e geçen medya grubu da yine kamu bankalarının verdiği kredilerle geçmişti, hatırlarsınız. Siz bu denli büyük kaynağı şirketlere transfer ettikçe
yükünü toplumun emekçi kesimlerine yıkmış oluyorsunuz. Bunun sonucu yoksullaşmadır. Yoksullaşma böylece gelecek kuşaklara rücu ediyor demiş. Yani bir tarafta zenginlik yaratılırken aslında diğer tarafta da büyük bir yoksulluk yaratılıyor. Bahadır Hoca buna dikkat çekmiş. Çok önemli. İktidarla iç içe sermaye grupları yaratıldı ve bu sermaye gruplarının yegane birikim kaynağı kamu ihaleleri oldu. 110 milyar dolara yakın bir sözleşme tutarı var. Kartelci bir işleyiş söz konusu demiş. Evet. Ben de aslında deyim yerindeyse fikri takip yaptığım Yeni Çağ gazetesinde Orhan Uğuroğlu'nu meselesinin unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Orhan Uğuroğlu'nun köşe yazısında MHP Erdoğan'a yük oluyor başlığıyla bir köşe yazmış. Orhan Uğuroğlu saldırıya uğrayan bir gazeteci, Yeni Çağ'ın Ankara temsilcisi, işte AKP'li milletvekilleri veyahut da eski yöneticileri veya yeni yöneticileri kendisine arayıp geçmiş olsun diyor. Ve MHP'nin AKP'ye yük olduğunu söylüyor. Sonra diyor gazeteci olmak için işte karate, judo, yakın dövüş sanatlarını biliyor olmak lazım. Böyle salıklar veriyor. Ve Deniz Baykal'ın kendisini aradığını geçmiş olsun dileklerini dediğini, ilettiğini bu söylüyor. Bu mücadelenin devam edeceğini söylemiş evet, galiba evet. Deniz Baykal. Yani gerçekten bu mevzu, bu arada bir şey daha söyleyeyim. Arada diyor 13 gün geçti. Tek bir Cumhuriyet Savcısı gelip ifadeye çağırmadı beni diyor. Bu çok önemli ve ilginç. Çünkü MHP'nin, ülke ocaklarının yöneticileri savcının adını vererek baskılamaya çalışmıştı. Tehdit etti demiyorum, baskılamaya çalışmıştı diyorum en af deyimle. Ama çağrılmadı. Acaba MHP'nin baskısı var mıdır diye soruyor. Evet, yani haber şeydeki köşe yazısındaki temel mantığa, argümana tabii katılmıyorum. Bu biraz da işte MHP, AKP'ye yük oluyor dediğiniz zaman sanki Erdoğan'ın çevresi kötüymüş gibi anlaşılabiliyor. Halbuki bu ortaklık 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkmış bir ortaklık. O yüzden yük olduğunu zannetmiyorum. Bilakis Devlet Bahçeli'nin biraz daha Erdoğan'ın önünü açtığını düşünüyorum. Evet, son söz sizde. Son söz bende. Şimdi ben iki tane... Bir Sözcü gazetesinden bir de Karar'dan haber göstereceğim. Haberlik evet. Açısından çok önemli çünkü. Sözcü evet. Gazetesi oradaysa. Evet, buyurun. Alayım. Sözcü gazetesi sayfa 8. Bugün evet. Çünkü çok ilginç. Mustafa'ya vermiştim. Yanlış hatırlamıyorsam umarım ekrana getiriyordur. Sigorta sayfasında iyi müşteri deneyimi sigortada büyüme getirir. Sağlık güvencesi her bütçeye hitap ediyor. Aksa sigorta 4 ile büyümeye devam ediyor diye komple sigortaya sayfa ayrılmış. Burada evet. Bir örtülü reklam var. Yani aslında tüketicinin ya da okuyucunun uyarılması gerekiyor reklam verildiğinde. Ama burada sanki habermiş gibi gazete aslında sigorta şirketlerinin reklamını yapıyor ki çok ilginç şeyler de yazılmış. Mesela Aksa Sigorta ile ilgili neler yazılmış? Aksa Sigorta zorunlu koşullara rağmen başarılı sonuçlarla tamamlanan 2020'nin ardından yeni yılda da Sigorta 4 yaklaşımıyla büyümeye devam edecek. Aksa Sigorta, acente, müşteri, çalışan ve süreç olmak üzere 4 koldan ilerleyen ve merkezine teknolojiyi alarak belirlenen alanlarda daha fazla verimliliğe odaklanmaktadır diyor. Evet. Yani haber mi, reklam mı? Belli değil. Okuyucuların biraz daha dikkatle okuması gerekiyor. Karar Gazetesi sizde mi? Buyurun. Karar Gazetesi'nden bir tane haber var. Bu da çok ilginç bir haberdi gerçekten. Sayfa 4'teymiş. Büyükler eve alıştı, küçükler hala risk alıyor. Pandemi süreciyle ilgili bir haber. Ben ilk baktığımda şey diye düşündüm. Yetişkinler eve alıştı. Çocuklar hala risk alıyor diye düşündüm. İçeri geldiğimde şununla karşılaştım. Halbuki iş hayatıyla ilgili bir habermiş, iş dünyasıyla. Sektörlerden bahsediyor, büyük sektörler, küçük sektörlerden bahsediyor burada. Salgınla birlikte iş hayatında da değişiklikler yaşandı. Tüm bilinen kurallar tersine döndü.
pardon, evden çalışma modeli iş hayatına beklenenden daha az adapte oldu. Fakat bazı işletmeler hem salgının hem de tehlikenin hala farkında değil. Koronavirüs önlemlerine rağmen toplu taşımalar ve trafik tıklım tıklım diye devam etmiş. Şimdi toplu taşımaların ve trafiğin tıklım tıklımlığını küçük şirketleri yıkmış. Sanki toplu taşımayı ya da ulaşımın problemleri tamamıyla şirketlerin üzerinde ya da toplumun başka kesimleri üzerinde gibi gösteriyor. En ufak bir yine iktidar eleştirisi ya da iktidarın ulaşımla ilgili politikaların eleştirisi olmamış. Koç ve Microsoft'tan da örnekler vererek evde çalışmayı, esnek çalışmayı özendiren bir haber olmuş ayrıca. Hocam bir haberi atladık, konuşalım dedik üzerine ama bir diploma haberi vardı. Evet, bugün bir diploma haberi vardı değil mi? Hangi gazetedeydi? Onu karıştırdık. İstersen bir açın, notları var. Diploma haberi var. Sanırım rejideki arkadaşlar ekrana getirecekler. Ne yapıyorlar? 500 liraya diploma veriyorlar. İnternet sitesinden ilan veriliyor. Diyor ki işte lise ve üniversite diplomasına ihtiyacınız varsa 500 liraya kuşa kağıdına basılı diploma gönderebiliriz. Evet, Bir Gün Gazetesi'nin haberi. Bir Gün Gazetesi. Noter onaylı sahte diploma. Evet, içeride haberin ayrıntısı olması lazım. Evet, Mustafa Kömüş'ün haberi. Bence ne diyorlar ona? Bir gün bu haberi daha da büyük kullanabilirmiş. Çünkü bu haber aslında günümüz Türkiye'sinin yapısını da anlatan bir haber. Çünkü siz biliyor musunuz bilmiyorum, bu tez yazma büroları kuruldu son dönemde. Evet. Yani parayı veriyorsunuz, sizin adınıza birileri tez yazıyor. Bunun gerçekten büroları vardı. Yani kötü de bir şey söylemek istemiyorum tabii şimdi. Ahlaki bence, olmayan bence bir meseleyi, söyleyin hocam. Bir meseleyi açık bence açık. Hocam söyleyin siz yani. Ya bunu. Ahlaki değil bu tez meselesi. En basitinden bunu söyleyeyim. Yani size para veriyorum, siz benim yerime tez yazıyorsunuz, yüksek lisans ya da doktora. Daha sonra o dereceleri akademik hayatınızda ya da işte memuriyetinizde kullanıyorsunuz. Hırsızlığı meşrulaştırılmış halini yapıyorlar. Bir yüzsüzlük var. Hırsızlık bir yana, burada bir yüzsüzlük var bence. Ya aleni yapılıyor işte. Biraz da aleni balık yapıyor. Baştan kokar. Noter onaylı şey. Evet. Hafta içi her gün medyayı konuşmaya devam edeceğiz.